Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı, Diyanet, Valilik ve Munzur Üniversitesi paralelinde gelişen asimilasyon politikaları son dönemde hız vermiş durumda. Diyanet İşleri Başkanı dersinde son dönemde yaptığı cami açılışında medeniyet vurgusu yaptı. Tertele dönemine giden süreçte mecliste gerek gizli raporlaşmalarda yine benzer bir şekilde medeniyet kavramının Dersim tertelesinde yapılan kıyımları, insan katliamlarını meşrulaştırmak için bir meşrulaştırıcı kılıf olarak kullanılmak istendiğini hepimiz bilmekteyiz. %90'ından fazlası Alevi olan bir kente cami açma bağlamındaki girişimi yine medeniyetle süsleyip, allayıp pullayıp toplum önüne sunması paralel bir politikanın aralıksız bir şekilde Dersim'e yönelik sürdüğünün göstergesi. Medeniyet olgusu egemen ve ezilen toplumların karşılaşmalarında gerek tarihsel olarak gerek güncel olarak karşılaşmalarında hep şu bağlamda ele alınmıştır. Egemen kimliği taşıyan, egemen ulusal değerleri taşıyan, egemen inançları, dinleri bağrında taşıyan ve karşılaştığı yereldeki ezilen kimlikleri yok etmek, kendi bünyesinde eritmek adına bir çekim gücü olarak ele aldıklarını görmekteyiz. Tertele ve son cami açılışındaki denklemi somutlaştırırsak, Dersim'e yönelik bir Türk-İslam sentezi bağlamında yürütülen asimilasyon politikaları söz konusu. Bu anlamda Türklük ve İslam'ı medeniyetin önemli kimlikleri, medeniyeti taşıyan kimlikler olarak gösterip, Dersim'in taşıdığı Kürtlük ve Alevilik kimliklerini değersizleştiren, ilkel bir anlamda ele alan ve başta Dersimlilerin bu kimliklerden kaçmasını ve medeniyet diye adres gösterilen kimliklere koşar adım giderek otoasimilasyon dediğimiz sürece kendiliğinden zihinsel olarak hazır hale getirilmesi bir anlamda hedeflenmektedir. Biz Alevi toplumu olarak tarihteki kırım ve asimilasyon politikalarını değerlendirirken çokça dile getirdiğimiz bir gerçek var. Özellikle Safavi ve Osmanlı döneminde bugünkü İran ve Türkiye gerçekliğine doğru geldiğimizde hep şey deriz. İran'ın Türkiye'ye ya siz bunları Şiileştirin ya da biz Sunileştirelim gibisinden bir gizli istişare yaptığı, diplomasi yürüttüğüne dair bir vurgu bu. Bu tabii ki bir gerçekliğe tekabül ediyor ama eksik olduğunu da vurgulamalıyız. Türkiye gerçekliğinde resmi ideoloji ürettiği tarih teziyle aynı zamanda bütün Alevileri Türkleştirme gibi politikanın devamlı sürdürücüsü haline gelmiş bir ülke gerçekliğinde. Burada kullandığı argümanlardan en bilindiği ve en çok böyle artık tekerleme bağlamında dile getirdiği şey Horasan gerçekliği. Horasan'ı Alevliğin çıkış mekanı, Alevliğin mürşidinin Ahmet Yesevi ve Alevliğin çıkış mekanının da hakim etnisitesi Türklük olduğu vurgusuyla geliştirilen bir tarih tezi bu. Bu tarih tezi kendi içerisinde ciddi çarpıtmalar barındırmakta. Üç başlıkta bunu vurgulayabiliriz. Birisi kronolojik olarak, tarihsel olarak hatalar barındırmakta. İkincisi inançsal olarak, üçüncüsü etnisite bağlamında hata ve eksikler olmakta. Birincisini biraz açacak olursak, Ahmet Yesevi'nin Aleviliğin mürşidi olarak kurgulandığı bağlamı şu tezlerle çürütmek çok mümkün. İşte kurgu şöyle, Ahmet Yesevi mürşittir. Ahmet Yesevi'nin eğittiği erenler Anadolu'ya geldi ve Aleviliği yaydı gibisinden bir düzlem. Bunda en çok Hacı Bektaş Veli'nin sözü geçmekte ve oradan el aldığını, Ahmet Yesevi'den el aldığını söyler. Bunun tarihsel bir kurgu olduğunu şöyle vurgulayabiliriz. Ahmet Yesevi'nin ölüm tarihi 1166, Hacı Bektaş Veli'nin doğum tarihi 1209. Bu çarpıtma bu düzlemde bile tek başına boşa çıkartılan bir tartışma olmakta. İkinci düzlem olarak vurguladığımız şey inançsal bir vurguydu. Ahmet Yesevi'nin Alevi olmadığını, mutasavvıf bir Nakşibendi şeyhi olduğunu ufak bir araştırmayla bile çok net görebilmekteyiz. Bunu önemli aydın ve yazarlar çok işledi, belgeleriyle açığa çıkardı. Hacı Bektaş Veli'nin de bir batini yol ereni olduğunu da hepimiz bilmekteyiz hakeza. Üçüncüsü etnisite bağlamında bir Türkistan, bir Türklük yurdu olarak kurgulandığını görmekteyiz. Bu da gerek çağımızın bilişim çağı olmasından kaynaklı,
gerekse de saha araştırması yapan araştırmacı ve tarihçilerin üretimlerinden kaynaklı günümüzde gerçekten defalarca boşa çıkarılmış bir vurgu. Bilişim çağı vurgusuyla yaptığım, söylemek istediğim gerçeklik şu. YouTube'da çok net bir şekilde Horasan Kürtlerinin, Alevi menşeli Horasan Kürtlerinin varlığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Şöyle bir gerçeklik var Horasan ve Dersim hattında. Sosyolojik durum aşiretler bağlamında hala devam etmekte sosyolojik da. O da şöyle, özellikle Çemişgezek merkezli olmak üzere birçok aşiretin 16. yüzyılda Safeviler döneminde Horasan'a özellikle sınır bekçiliği yapmak için gönderildiği, bir kısmının daha sonraki tarihsel süreçte Dersim'e geri geldiği, bir kısmının hala orada kaldığı, Dersim'den gitmeyip de oranın yerlisi olan Kürtlerin de varlığı gerçekten bu araştırmalar bağlamında açığa çıkmış durumda. Ve bu resmi ideolojinin tarih tezi olarak kurguladığı bütün düzlem ayakları havada kalan bir şekilde boşa çıkarılmıştır. Tekrardan ısıtıp ısıtıp toplumun gündemine getirmelerinin şöyle bir gerçekliği var. Hitler'in propaganda bakanı Goebbels şöyle kurguluyordu bu şeyi. Bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz insanlar ona inanır diye bir şeyi var, vurgusu var. Bu vurguyu esas aldıklarını düşünüyorum. Özellikle yani illa Goebbels'ten duydular, Goebbels'i hayata geçiriyorlar demiyorum ama egemen kurguları aynı düzlemde geliştiği için Horasan çarpıtmasını da tekrar tekrar gürültülü bir şekilde akademiyi, karşıt bilim yürüten üniversiteyi, bol unvanlı akademisyenleri, bilim insanlarını arkasına alarak bu şekilde bir gürültü çıkararak Dersim halkının, Kürt Alevilerinin, Rehak Süreyi'ne mensup Dersim Hinterland'ının buna inanacağını düşünüyorlar. Bu çok denendi, çokça kurgulandı, çokça üretime dair şeyler kurgulandı. Mesela Baha Said'den bugüne kadar gelen birçok noktada resmi ideolojinin akademisyenleri, yazarları bunu çok denedi. Hatta yabancı bir isim takarak kendilerine daha çok sansasyonel olarak kurgulanıp bir rıza üretimi gelişeceğini düşündüler. Doktor Frisch gerçeği var. Mesela çeşitli yazarların yine bunu gün yüzüne çıkarması söz konusu. Resmi ideolojinin bir yazarı kendi adına işte Kürt Alevilerin Türklüğünü kanıtlamaya dair üretimde bulunup adını Doktor Frisch adıyla sunma gerçekliği var. Bütün bu asimilasyon çabaları bağlamında Dersim tarif edilmek istenmekte, Dersim'e bir tanım biçilmek istenmekte. Ama çok net bir şekilde biliyoruz ki Dersim'in kendine özgü tanımları var. Dersim kendi tarihsel ve sosyolojik seyri bağlamında kendini tanımlamış ve o tanıma göre yaşamak isteyen bir kent. Bunu kabullenmiyorlar, bunu yok etmek istiyorlar. Başta da söylediğimiz gibi Dersim'i Alevisizleştirmek ve Kürtsüzleştirmek hedefiyle. Dersim'in tanımları var dedik. Dersim kültürel, toplumsal, tarihi ve bunlarla birleşik olarak mekansal bağlamda bir mahlasa sahip, kendini ürettiği mahlasları var Dersim'in. Bunlar Harbe Devreş'tir, Aha Piroz'dur, Jaru Diyar'dır ve Kırmancı'yedir. Dersim'in başka bir tanıma ihtiyacı yok. Dersim'e dışarıdan giydirilmek istenen gömlekleri Dersim her zaman yırtıp atmıştır ve kendine özgü, kendi doğallığında, kendi itikatına, ikrarına, ulusal kimliğine bağlı bir şekilde geleceğini de kurgulayacaktır.